İnsanlara karşı işleniyor işte. Önce hayvanlar, sonra çocuklar, sonra yaşlılar, sonra kadınlar. Yani kimin gücü kime yeterse. Mantık böyle ilerliyor. İşte 82 yaşındaydı Asım Bayram. Biliyorsunuz Ispartalıydı. Antalya'da da bir ev almıştı. Ee, i̇şte Azeri eşiyle beraber Isparta, Antalya arasında gidip geliyorlardı. Biraz hastane falan filan işlerinden. Asım Bayram'ın e, kayboluşunu sizlere e, anlatmıştım. Şimdi... E, gerçekten adım adım sizlerin sayesinde ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekten e, kararlı, ısrarlı duruşuyla Asım Bayram'ın, kayıp olan Asım Bayram'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarmıştık. İşte onun zanlıları. Efendim son duruşmaları görüldü ve karar duruşmasında gerçekten ceza yağdı. Bizim programımıza da konuk olan e, iki e, zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası artı 12'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırıldılar. Bu bir müddet çıkamayacakları anlamına geliyor. Murat ve Medeni. Evet Murat ve Medeni efendim hem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar artı 12 yıl e, ağır, 12 yıl hapis cezasıyla Yar, e, çarptırıldılar cezasına çarptırıldılar ya konuşamıyorum çok özür diliyorum yani bir şey yapacağım konuşacağım bana oradan bant hazır değil falan dedi niye bant hazır değil ya bant hazırdı izledik ya yani yani o yüzden de ben bir söyleyeceğimi söyleyemiyorum bunların yüzünden ya neyse kem küm kem küm ne söyleyeceğimi bilemiyorum hangisi hazırsa girin hadi tamam ay sabah sabah başladık durduk da bir gol bir bir hangisiyse Bekleyelim şimdi. Neyi bekliyoruz? <laughs> şimdi kızdığım iki tane şey var. Birincisi telefonu alo dediğim zaman karşı tarafın cevap vermemesi. Gösteriyorsanız insanlara deyin ki bağlıyoruz. Bir de canlı yayına bağlayın diyorum. Çünkü adamlar diyor ki ben kimle görüşüyorum bak şimdi. Ama ben bunları 50 bin kere söylüyorum. Yani aslında hayatta en çok kızdığım şey ne biliyor musunuz? Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Çocuklarımızı da öyle yetiştirmek lazım. İnsana laf bir kere söylenir. İkincisini söylediğin andan itibaren olay gerçekten çığırından çıkar. Ben bir kere laf söylemekten hoşlanıyorum. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü söylemek istemiyorum. Ya bu sadece programla ilgili değil yani mesela. Buraya oturma. Oturmuyorsa oturma. Ya da bunu yapma işte. Yapma diyorsan yapma değil mi yani? Çünkü bana da bir şey söylüyor. Bak bunlar sonra okul hayatında da başarılı olamıyorlar. Çünkü öğretmenleri de dinlemiyorlar. Öğretmen diyor ki buna çalış çalışmıyor. 50 kere söyleyeceğim. Şimdi hazır mı bant? Hazır değil tamam. Evde e, kocanızla kısır yerken